Aşağıdaki taneciklerden hangisi yanlış sınıflandırılmıştır? Sodyum arkadaşlar element. Klor bileşik değil. Klor da element. Bu yanlış. Karbon monoksit bileşik. Kalsiyum ise element. H2O yani su. Bu da bir bileşik. Şimdi peki bunu nasıl anlıyoruz? Bakın Berzelius diyor ki elementleri tek harfle simgeleyeceksek ilki büyük, diğeri küçük harf olmalıdır diyor. Şimdi bakın ilki büyük, diğeri küçük harf. Demek ki bu bir element. İlki büyük, diğeri küçük harf. Demek ki bu bir element. İki farklı büyük harf varsa bu ne olacak? Element olamaz. Demek ki bu bileşik. İlki büyük, diğeri küçük. Demek ki element. İki farklı büyük harf varsa bu yine bileşiktir. Burada gördüğünüz gibi biri büyük, diğeri küçük olmasına rağmen bileşik dendiği için cevabı B olarak işaretledik. Elementlerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elementler saf maddelerdir. Doğru. Saf maddenin diğer adı arkadaşlar arı maddedir. Buna dikkat edin. Sembollerle gösterilirler. Yine doğru bir ifadedir. Bu sembollerde az önce söylediğimiz, bir önceki soruda söylediğimiz kurala dikkat etmek gerekir. Tek harfle gösterilecekse büyük harf, birden fazla harfle gösterilecekse ilki büyük, diğerleri küçük harf olmalıdır. Erime ve kayma noktaları sabittir. Bu zaten saf maddenin genel bir özelliğidir. Örneğin bir saf madde olan suyu düşünelim. Kaç derecede kaynar? 100 derecede kaynar. 100 derecede kaynar diyebilmemin sebebi onun saf madde olmasındandır. Veya bir element olan demir. 1450 derecede kaynar. Neden 1450 derece gibi bir değeri direkt söyleyebiliyorum? Çünkü demir de bir saf maddedir. Erime ve kaynama anı dışında homojen yapıya sahiptirler. Yine saf maddelere ait bir özellik. Dolayısıyla elemente de ait bir özelliktir. Fiziksel yollarla daha basit taneciklere ayrıştırılırlar. Elementler fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki element adı sembol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Biz sembolleri isterseniz yanlarına yazalım. Sonra karşıdakileriyle kontrol edelim. Potasyum arkadaşlar bu şekilde simgelenir. Sodyum, lityum, kükürt ve kalsiyum. Bakalım yanlış olarak verilen gördüğünüz gibi potasyum P ile gösterilmiş. Aslında P ile gösterilen element fosfordur. Cevabımız A seçeneği olur. Aşağıdaki maddelerden hangisi tek tür atom içeren saf maddedir? Tek tür atom içeriyorsa arkadaşlar bu element olmak zorundadır. Çünkü bileşik en az iki farklı tür atom içerir. Su bir bileşiktir. Dolayısıyla tek tür atom içermez. Lehim ise bir karışımdır. Yani aslında bir alaşım. Alaşımlar biliyorsunuz metal metal homojen karışımlardır. Metallerin oluşturduğu homojen karışımlardır. Dolayısıyla cevabımız bu da olmaz. Farklı tür atom içerir. Demir metali bir elementtir. Bu nedenle arkadaşlar tek tür atom içerir. Şöyle yazalım bunu. Sofra tuzu, sodyum klorür bir bileşiktir. Çelik de bir alaşımdır. Temelde karbon ve demirin karışmasıyla elde edilir. Fakat elde edilmek istenen çelik türüne göre farklı metallerde bu alaşıma dahil olur. Yani karbon ve demir dışında nikel de katılır. Bazı durumlarda krom katılır gibi. Yani çelik sonuçta farklı tür atom içerir. Aşağıdaki maddelerden hangisi Aristo'ya göre element olup modern kimyaya göre bileşiktir? Aristo'nun diyagramını bir hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle şuraya ufakça bir çizeyim. Şu şekildeydi. Şurası toprak, ateş, hava ve su. Toprak ve ateş arasındaki yere kuru gelecek. Ateşle hava arasındaki yere sıcak. Kurunun tam zıttı gelecek karşıya. Islak. Ve sıcağın tam zıttı gelecek soğuk. Şimdi Aristo'ya göre element. Aristo'ya göre 4 ana element vardı. Bunlar toprak, ateş, hava ve suydu. Modern kimyaya göre ise bileşik olan burada sudur arkadaşlar. Şimdi modern kimyaya göre toprak bir element değil, bir karışımdır. Ateş enerjinin bir formudur. Gördüğümüz aslında oradaki ışıktır. Hava gaz karışımdır. Yani bu üçü de modern kimyaya göre element de değil, bileşik de değil. Ama su ise arkadaşlar modern kimyaya göre element değil, Aristo'ya göre element. Fakat modern kimyaya göre ise su bir bileşiktir. Cevabımız bu nedenle D seçeneği olur. Elementlerin sembolsel gösterimini ilk defa Latin harfleriyle oluşturan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Berzelius'tur arkadaşlar bunu yapan kişi. Berzelius elementlerin Latin harfleriyle simgelenmesini ve ilk harfin büyük,
Eğer daha fazla harf kullanılacaksa devamdaki harflerin küçük olması gerektiğini önermiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu da bir şey, burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bold arkadaşlar günümüzdeki element tanımını, yani günümüzdeki ne en yakın element tanımını yapan ilk bilim insanıdır. Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolünün ilk harfi N değildir? Bakalım. Azot, neon, sodyum, kalay ve nikel. Gördüğünüz gibi cevabımız D seçeneği çıkacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Aristo'nun tanımladığı 4 ana elementten biri değildir? Biliyoruz ki toprak, ateş, hava ve su Aristo'nun tanımladığı 4 ana elementtir. Taş ise bu 4 ana elementten biri değildir. Aristo tarafından yukarıda hızlanan şemadaki elementlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Biz yine arkadaşlar Milli Eğitim kitabındaki diyagramı çizelim. Sonra bunun üzerinden soruya cevap verelim. Şöyle yapalım biz. Burası toprak. Az önce de çizmiştik önceki sorularda. Toprak, ateş, hava ve su. Şurası kuru, şurası sıcak ve şurası ıslak. Burası da soğuk olacak. Yani toprakla ateş arasındaki olan yere ne gelmeli? Kuru gelmeli. Şuraya kuru gelmeli. Ateşle hava arasında olan yere sıcak gelmeli. Hava ile su arasında olan yere ıslak gelmeli. Toprakla su arasında olan yere ise soğuk gelmeli. Bu durumda X sıcak olacaktır. Y kuru olacak. Z soğuk olacak. Ve Q ıslak olacak. Cevabımız bu durumda A seçeneği olur. İki ya da daha fazla element atomunun kendi kimyasal özelliklerini kaybederek belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere denir. Yukarıdaki tanıma, yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir örnek vereyim, hem aklınızda da kalmış olur. Şimdi mesela su oluşumunu inceleyelim. Hidrojen ile oksijen birleşiyorlar ve su oluşuyor. Şimdi dikkat ederseniz Berzelius ne diyordu? Eğer tek harfle göstereceksek büyük harf, birden fazla harfle göstereceksek ilki büyük, diğerleri küçük harf olmalıdır diyordu. Bu element sembolü için kullanılan bir sistematikti. Bakın tek tür büyük harf var, tek tür büyük harf var. Burada iki farklı tür büyük harf var. Demek ki bu element değil, bu bir bileşik. Dolayısıyla bileşik oluşmasında, yani bileşiğin yapısında farklı iki büyük harf olacağına göre en az farklı iki element bir araya gelmeli. Peki en az iki farklı element bir araya gelecek. Yalnız bunlar bir araya gelirken şöyle bir durum olacak. Hidrojenin kimyasal özelliği yanıcıdır. Oksijeninki ise yakıcıdır. Yanıcı ve yakıcı bir iki şey bir araya geliyor. Fakat bunlara göre daha farklı kimyasal özellikte olan söndürücü bir şey ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu en az iki farklı element kendi kimyasal özelliklerini de kaybediyorlar. Peki kütleleri ben vereyim şimdilik. Bu 2 gram tepkimeye girdiğinde bu 16 gram giriyor. 18 gram bundan oluşuyor diyelim. Peki bundan 1 gram girerse bundan 8 gram giriyor. Bundan 9 gram oluşuyor. 4 gram bundan girerse 32 gram bundan giriyor ve 36 gram bundan oluşuyor. Dikkat ederseniz işte bir deney yaptık. Veriler bunlar. Burada dikkat ederseniz bunların kütlece birleşme oranları sabit. Burası da sadeleştiğinde 1'e 8 olur. Şurası da sadeleştiğinde 1'e 8 olur. Yani bu en az iki farklı element kendi kimyasal özelliklerini kaybederek belirli kütle oranında birleşirlerse meydana gelen saf maddenin adı bileşik oluyor. Burada da zaten bunu anlatıyor. İki ya da daha fazla element atomunun kendi kimyasal özelliklerini kaybederek belirli oranda birleşmesiyle oluşan saf maddelere ne denir arkadaşlar? Bileşik denir. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Çözelti, çözücü ve çözünenden oluşan homojen karışımdır. Heterojen karışım her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımdır. Element aynı tür atomlardan veya aynı tür atomların oluşturduğu moleküllerden meydana gelen saf maddedir. Karışım en az iki farklı tür maddenin kendi kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddedir. Bileşiklerin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Formüllerle gösterilirler. Doğru bir ifade. Farklı tür atom içerirler. En az iki farklı element bir araya gelecek dememizden ötürü
farklı tür atom içermek zorundadır zaten. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilirler ve en yaygın kullanılan kimyasal yöntem de burada elektrolizdir. Erime ve kaynama noktaları sabittir. Saf madde olduğundan dolayı erime ve kaynama noktaları sabittir bileşiklerin. Farklı tür molekül içerirler. Hayır, aynı tür molekül içerirler. Mesela bir bardak saf su alalım. Su bir bileşik değil mi? H2O. İçerideki bütün moleküller H2O olmak zorunda. Farklı bir molekül olmayacak. Eğer içerisinde mesela farklı bir molekül daha koyarsak, örneğin etil alkol koymuş olalım bu kabın içerisine. Bu sefer farklı tür molekül içerdiği için bunun adı ne olacaktır? Karışım olacaktır. Bileşik diyorsanız saf maddedir ve aynı tür taneciklerden oluşmak zorundadır. Bileşiğin yapı taşı ya moleküldür ya da birim hücredir. Burada molekülü seçtiği için molekülse de hep aynı tür molekül olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle farklı tür molekül demesinin yanlış olduğunu fark ediyoruz. Cevap E seçeneği çıkıyor. Aşağıdaki gösterim şekillerinden hangisi formül değildir? Elementlerin gösterimi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özellikle atomik yapılı elementlerin gösterimi semboldür. Cevap bu durumda C seçeneği olur.